Yunanistan'ın borç krizi nedeniyle Avrupa Birliği'ndeki geleceğiyle ilgili artan endişeler Avrupa basınının ana gündemi oldu. Uzun süredir müzakere edilen Atina'nın borç krizi Avrupalıları da ikiye böldü. Halkın bir bölümü borçların bir kısmının affedilmesini isterken bir bölümü de kendi ülkelerinin ekonomisi için kaygılı. Avrupa Birliği'nin kuruluş amaçlarından biri dayanışma. Şimdi bu dayanışmayı gösterme ve ispatlama zamanı. Bu sabah gelen yeni haberler anlaşmanın sağlanabileceğini gösteriyor. Bence bu olumlu bir durum. Ayrıca Yunanistan'ın borcu ülkenin yeniden ayağa kalkmasını sağlamak için affedilmeli. Geçtiğimiz aylarda yapılan bir ankette %52'lik oranla Yunanistan'ın Euro bölgesinden çıkarılmasını isteyen Almanlarda ise bu görüş değişmişe benziyor. Alman hükümeti Yunanistan'ı zor duruma düşürme girişimlerine bir son vermeli. İspanya ile de aynı durum geçerli. İspanya bu sene sandığa gidecek. Belki yeni bir Avrupa haritasıyla karşı karşıya kalacağız. Bence Avrupa içerisindeki güçler Yunanistan'ı kurtarmakla ilgilenmiyor. Sol hükümetin yok olması için uğraşıyor. Ben Yunanistan'ın Avrupa Birliği'nde kalmasından yanayım. Ancak zengin bir ekonomiye sahip Almanya şimdiye kadar yeterince maddi yardımda bulundu. Buna Alman halkı da dahil. Almanya kendi ekonomik çıkarlarını da göz önünde bulundurmalı. Bu hafta Brüksel'de gerçekleştirilen liderler zirvesi sonrası yapılan açıklamalarda Yunanistan'la anlaşmanın yakın olduğu belirtilmişti.